Şu anda arkadaşlar Amsterdam'dayım gördüğünüz gibi. Oğlum nerelere geldik lan? Hoş geldiniz, buyurun. Evet arkadaşlar, uzun zamandır istediğiniz o oda vlog videosu geldi. Yani şu anda odadayız. Bakabiliriz etrafa. Yani kocaman evde küçücük bir oda bana ait. En küçük odayı sana mı vermişler? Evet, kanka? Şöyle yatağımız var. Başka burada 100.000 plaketimiz. Logolarımız, şöyle içine ışık falan taktık. Bunu sen mi yaptın, kendin mi yaptın? Tabii ki de kardeşim, her şeyi biz yapıyoruz. Ama baştan başlayalım şuradan, kapıdan direkt başlayalım bence. Ha, tamam. Oo. Şurada Dainese ceketimiz var. Üstüne göremiyoruz bu sıralar. Neden? Yani motora binmiyoruz. Çünkü yediğim cezalardan, çıktım mahkemelerden falan filan motordan soğudum bayağı. Bir buraya bakınca soğudum. Geliyor mu aklına motorun? Ya geliyor biraz da artık motordan soğudum artık. Ama yine de motor videoları çekeceğim. Burada bir kaza yaptığımda ayağım kırıldığı zaman hasar kaydı ceketimin. 5000 TL'lik ceketin yani hasar kaydı olduğu için fiyatı düştü. Vay be. Sonra buraya gelirsek. O ne lan? Buraya fişlerimi atıyorum. Yani harcadığım giderlerin fişlerini buraya gösteriyoruz. Şirketin var. Evet, gider gösteriyoruz. Burada da BMW mekanik koruma takozları var. Ondan sonra burada da... Aaa, evde bile takıyorsun kardeşim. Kardeşim, buff olmazsa olmaz. Siz de arkadaşlar açıklamadaki linkten girebilirsiniz ve kendi adınızı da yazdırıp alabilirsiniz. Bunlardan vazgeçemiyorum. Kardeşim, buff satışları arttı. Sana... Burada Ali var. Burada amaçsız Ali var. Burada o eskiden CB250, Oğuzhan Muslu yapan kaskımız var. Efsane kask. Evet, sonra orada ekran kutuları falan filan. Yine aldığın ekran, orada da sürpriz. G27'nin kutusu var. Burada da yeni kaskım var, Ari kask. Tabii ki de Ari'den başka takmıyoruz. Evet. Eldivenlerin falan filan. Bu da Ali senin G29'un. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi. Ben gaza geldim, aldım arkadaşlar. Ama burada tuşlar yok. O yüzden buraya el freni tuşu yapabiliyorsunuz. Ama yine de iyi. Ama direksiyonu daha farklı. Mesela şöyle evet. Göstereyim ben. Bu böyle basık biraz. Ama bu yuvarlak. Ben de arkadaşlar G27 aldım. Neden G27 aldım derseniz. Şurada paneli var. Hemen vitesin yanında şuraya vitesleri yazdım. Hemen panelin yanında şuraya el frenini atayabiliyoruz. Ve direksiyonunda fazla tuş yok. Gerçekçiliğe daha yakın. Ve arasında zaten bunu almadan önce Ali'nin direksiyonuna baktık. Yani G29 daha yeni modeli. Arasında bir fark göremedik. Burada daha fazla düğmeler vardı. Evet, motorları vardı. Falan aynı bu arada. Ben araştırmıştım. Evet. Şuradakinde de düğmeleri falan yok. Bir de bu ayrı satılıyor kanka. Bu ayrı satılıyor bir de. O yüzden diğerini tercih ettim. Ve aynı zamanda Kadir de aynısından aldı. Ve gayet de memnunuz G27'den. Yani eski model falan değil. Bunu aynı. Gayet güzel. Bu da Audi A3'ün anahtarı. Bu da Polo'nun anahtarı. Polo büyüksün. Bu da CB250'nin anahtarı. Devam edelim. Sonra direksiyonumu çok seviyorum yani. Efsane bir şey. Şurada da sarı S2000 var. Bir oyna bakayım, bir bakayım ya. Oynayayım mı? Oyna lan. Oğlum oyna lan. Debriyaj işte falan aşağıda. Ha. Yukarıda olacak hali yok zaten. Bak kardeşim, şimdi S2000'in sesini dinle. Aç. Oo, ses sistemi de yapmışsın kardeşim. Şuradan bası açayım. S2000'i alıyoruz kardeşim böyle. Kardeşim sıfır çiziyorsun. Mesela şunun etrafından daire çiziyorum. Çık yola şimdi. Ama daha alışıyoruz. Bu oyunda arkadaşlar bir tane videosunu attı. Devamını istiyorsanız, 3 kişi gazlamamızı istiyorsanız yorumlara yazın ve takipte kalın. Çünkü çekeceğiz. Çok eğlenceli, çok güzel bir oyun. Kardeşim kesicinin sesini dinle. Egzoz patlatıyor mu bu? Oo, patlatıyormuş. Neyse kardeşim. Telefonu da artık
kırılan kısmını gösterelim yine. İnanmıyorlar. Hala inanmıyorlar ya. Telefonun kırılan kısmını boş ver. Gözükmesin diye şöyle bir kap takıyorum. Ama yine mi göstereceğim? Yine gösteriyoruz. İnanmıyorlar diye. Açılmıyor. Telefonla CB250 ile giderken tekerde. Onun videosu da var. Evet, hala inanmıyorlar. Şey yapıyorlar. Flash TV yazıyorlar. Samanyolu yazıyorlar ama. Giderken düştü, kırıldı keşke arkadaşlar. Keşke yalan olsa da. iPhone XS gitti yani. O şurası da patlamış lan. Vallahi. Takıp çıkartırken. Oo. Bunun arka camını değiştirmemiz lazım. Ön camını da değiştirmemiz lazım. Şöyle bir kılıf takıyorum. Böyle hatasız gözüküyor. Ve şeyle anahtarla ve arabayla da uyumlu. Sonra burada. Burada şeyler var. Kameralar var. GoPro'yu sürekli kullanıyoruz zaten. Burada da böyle bir kamera aldım, video kamera. Ama kullanıyorsunuz derseniz. Kullanmıyoruz. Kullanmıyorum. Çünkü kalitesi güzel değil. Burada da kasanın içini zaten ben kendim dizayn ettim. Kasayı da kendim topladım. Oğuzhan Musa, alkol mü içiyorsun lan? Hayır, onları gerçek alkol tabii bunlar ama bunları süs olarak, aksesuar olarak koyduk. He. Köpek koyduk. Kasayı da kendimiz topladık. Kardeşim ne işi var bunların burada ya? Vallahi kasa güzel. Bir de kasaya da şöyle bir kendim bir şey yaptım. Düğme yaptım. Ekstradan. Oo, daha güzel oluyor. Yani çok ısınırsa bilgisayar basıyorum. Açılıyor ve içi de aydınlanıyor. Şöyle bir bak kardeşim. Yani böyle bir kasa var mı? Kapattım. Yok. Yok açtım. Kardeşim bayağı güzel. Kapatayım. Burada neyse. Kulaklık. Biliyoruz zaten bunu. Var. Bunu ne yapacaksın? Tır konması. Bunu Cirbest'ten almıştım. Geçen sene. Hala duruyor. İsterseniz bunu da arkadaşlar arabaya takın. Bir testini yapsana bakayım onun bir ya. Nasıl yapayım? Üfleyerek. Şimdi bu havalı korna. Üflersek olur mu? Üflersek olur diye düşünüyorum. Yap bakayım. Lan! Şurada da bir kablo karışıklığı var. Şimdi şunu taksak. Evet. Şimdi şu havalı kornaya ne lazım? Hava lazım. Hava lazım. Bir saniye. Tamam sen komşular kızacak ama. Burada da kablo karışık. Bu ne la? Bunu da böyle bir tasarım yaptım kardeşim. Ne gerek var 500-600 lira? Benim gibi vermeye. Ne gerek var 500-600 lira? Ben gittim verdim, yeşil ne oldu? Yeşil perdeye para ben, vermeye. Ben bakın gittim arkadaşlar. Verdim ne oldu kardeşim? 1 liraya yaptın. Ben şu yeşil perdeye 50 lira verdim. 1 lira da şu şeylere verdim. Ve sonradan şöyle bir tasarım yaptım kendim. Yine OM tasarım. Bir saniye kanka. Cebelleşiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada videoya güzel like'lar gelirse daha çok güzel videolar da gelir. Değil mi? Evet arkadaşlar. O kadar çok Oda Vlog istediniz. Bakın size Oda Vlog. Bütün ayrıntıları, kaç yıldır göremediğiniz ayrıntıları görebiliyorsunuz. Şöyle bir sistem yaptım buraya. Bakın. Zaten oda küçük olduğu için böyle bir şey yaptık. Yatak odası ve oyun odası ayrılmış oldu. Şöyle yeşil perdeyi koyduğumuz zaman hemen arka planımıza istediğimiz şeyi koyabiliyoruz. Yani burası böyle yatak odası arkadaşlar. Burası oyun odası. Evet. Gel seni değiştirelim hatta, yapabilir misin? Şimdi senin editini zorlaştırıyorum. Nereye git biliyor musun? Amsterdam'a git kardeşim. Şu anda arkadaşlar Amsterdam'dayım. Gördüğünüz gibi. Oğlum nerelere geldik lan? Oğlum neredesin lan? Montajı yapamadıysak da boş verin. Tamam. Yeşil ekran vardır. Böyle bir sistem yaptım. Yani standa para versek bile standı koyacak yer yok. Ama istediğim zaman şöyle çıkartıp kablolardan mis gibi. Şimdi onu dur yarım saat. Üşendin mi? Hızlı hadi. Çok hızlı. Daha hızlı yap. Hadi. Bitiyor. 1. Ve 0. Aferin kardeşim. Açarken bu kadar hızlı yapamamıştım. Dediğim gibi arkadaşlar, bu videoda güzel like'lar gelsin ki böyle istediğinizi yapmaya devam edeyim. Güzel like nedir kardeşim? Güzel like demek yani like atın kardeşim. Bunu da arabanın arkasında getiriyordum. Kadirlere gidiyorduk kasayı. Sonra giderken bir e-freni çektim. Bu bagajda gitsin, kenara sağa sola çarpsın, sonra burası kırılsın. Vay. Peki Oğuzhan Musun'un en büyük sırrı ne? Hayır, yatağımın altını açma. Lan bu ne? Kanka burada her türlü karmaşık şeyler var. Egzozundan tut. Silikonuna. Sadece flaşı çıkarttım. Sonra motulun yağına. Pasta cila şeyine. Egzoz da var. Kablo. Sonra kamera seçenekleri. O ne lan? O kamerayı göster bakayım. Kanka dur. Sonra Tiger egzozundan. Ama kaç tane Tiger egzozu var? 1-2 tane mi var? Evet kanka bak. Bu da böyle bir şey. Kanka ne bileyim, bayağı bir şey var burada. Matkabından tut, her şeyi kendim yaptığım için. Şurada da ne var derseniz. Telefon. Burada da arkadaşlar. Benim camı değiştirebilir miyiz kanka ya? Değiştiririz kanka bak. Burada da telefonları tamir edebiliyorum aynı zamanda. Daha önceden teknik serviste çalışmıştım.
her türlü telefon tamirini de yapıyorum kendim. Mesela kendi iPhone X'imi de yapacağım. Şöyle bilgisayar tamircisinde de çalıştığım için telefoncuda da falan her şeyde profus. Kendimiz tamir edebiliyoruz. Evet. Şöyle de bilgisayar parçaları var bak kanka. Öyle yani elimizden her iş geliyor. Kapatalım mı kanka burayı? Kapat kanka. Kanka neden böyle konuşuyorsun? Ne bileyim oğlum ya. Ben hala flash tutmaya devam ettim. Kanka flash'ı kapat. Burada da geçen gün BİM'den aldım. 18 BİM'den TL'lik. Hiç unutmuyorum ben. Saat ama saatin özelliği şöyle bir şey ki diğer saatler gibi tık 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 sesler yapmıyor. Evet ses yapmadan gidiyor. Böylelikle rahat uyuyabiliyorsunuz. Evet. Gayet de mutlu. Tepede de kulaklıklar var burada iki tane daha. Herhalde turşu yapıyor yani kulaklık. Buradaki bayağı bir şeyler var. Bir de açılmamış kutular da var. Burada. Kanka buradaki iPhone kutuları ne böyle? Bir sürü var. Kanka bunlar yani iPhone koleksiyonum var. iPhone 3'ten iPhone XS'e kadar. Şöyle gördüğün gibi. iPhone'dan başka kullanamıyorum. Şurada da dosyalar falan filan var. Mahkeme dosyaları var kanka burada. Oo. Şöyle. Dolu. Dolu. Çok varmış kardeşim. Onlar için bir tane dosya alman gerekmiş aynen. Yani. Sonra burada laptopum var arkadaşlar. Daha önceden bu YouTube'a yeni başladığım zamanlar laptopu kullanıyordum. Ve odada fazla takılmazdım. O zaman tabii ki de odam böyle değildi. Çikir yapardın yanına laptopu gezdirirdin bazen. Ya sadece eve yani motovlogumu editlemeye gelirdim. Daha sonradan odayı geliştirdik. Şuralara falan. Evet buraya güzel bir ekran gelmiş. Kamera gelmiş. C922'ye buraya sistem yapmışsın. Işık yapmışsın şu arkaya. Buraya bunu koymuşsun. Pavyon modun var mı lan? Pavyon modu da var. Mesela şurada arkadaşlar yani kaşemiz bile var o derecede. Direksiyonu da buraya sabitledim. Hiç çıkartmıyorum. Artık hep burada. Kocaman alıştın mı? Şey koydum. Aynen. Elimi şöyle izleyebiliyorum. Önceden odam böyle sıradan küçük bir masa vardı burada sadece. Hı-hı. Sadece yani video editlemeye geliyordum. Şimdi tabii ki de daha fazla gelmeye başladım. Canlı yayınlar açmaya, oyunlar oynamaya. O yüzden burayı geliştirdik. Masayı böyle büyüttüm. Yani boyda yapabilecek en iyi şey bu bence kanka. Yani. Şöyle mesela bunu yukarıya taktık. Şuraya Oğuzhan Muslu logolu şeyler. Bunlar çıkmıyor ama. Baskı yaptırırken bunları yanlış basmışlar. Ben de bunu aldım böyle. Arkayı süs olarak taktım. Bu şekilde oldu. Bence gayet güzel oldu. İki kere dokununca. Pavyon yap. Kanka bizde pavyon yok. Disco modu var. Disco mod mu? Yap bakayım. O zaman öncelikle gel şöyle. Şu arkadakinin disco modunu alıyorum. Evet, şimdi şunu da disco modunu aldım. Ama bu disco modundaymış zaten. Sonra şuraya bir disco modu takıyoruz. Takamıyorum, taktım. Sonra kasayı da biraz renklendirelim. Sonra ikinciyi takıyorum. Ve şimdi müziğimiz geliyor. Kardeşim nasılsın? Hoş geldin. Ne hoş bulduk kardeşim. Aman aman nereye geldik lan? Kardeşim. Aman aman. Nereye geldik lan? Kardeşim yetti mi? Disco modu yeterli mi sence? Vallahi iyiymiş, beğendim. Şöyle ışıkları kapatalım. Yani disco modu da var, şey modu da abi var. Ayrı bir yere gittim ben şu anki evreni hissedemiyorum. Mesela bak ışığı kapatalım öyle bakalım. Yani şimdi nasılsın kanka? Başka bir yerdeyim. Tavana bak, etrafa bak, pavyon mu, disco mu ne olduğu belli değil kardeşim ya. Ben böyle vallahi bir şey görmedim. Yok kardeşim, gel otur. Allah'ını seversen. Evet olsan. Şurada da gitarım var. Yani çalabiliyor musun? Oo kardeşim. Yani boş zamanlarımda gece kulüplerinde gitar mı çalardın? Ne yapalım? Ekmek parası, ekmeğimizi bundan kazanıyoruz kardeşim. İçiyorsak ne olmuş yani? İçiyorsak ne olmuş yani? Kapat, sen kapatmayacağım da.
Kim kapatacak? Ali, 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 Ali. Oğlum çok iyi çalıyormuşsun kanka ya. Tabii ki de kardeşim. Dur bir de şuradan sana bir şarkı atacağım kanka. Bu oda vlogu değil, bildiğin normal vlogu döndü lan. Şuradan oda vlogundan da üstündeyiz zaten kanka. Nerede o, nerede? Özünü bözünü tasarlıyor. Bak şimdi. Bu şarkıyı da ben yaptım arkadaşlar. Öylesine Dilder TV'de söylemiştim. Hiç ben geldim, hiç ben geldim, hiç ben geldim. Abi ilk yorum kalp atar mısın? Tamam o zaman dostum, ben sana kalpte atarım. Sen yeter ki takip et beni, ben her zaman buradayım. Her daim video atarım, her zaman motoru çekerim. Motoru da ölüme sürerim ha. Haberin olsun. Var mı benle kapışan? Bekliyorum o zaman. Her zaman yerimiz Maltepe sahil. Yiyorsa gel dostum. Yiyorsa gel kapışalım. İster araba, ister moto, istersen şesiki olsun. O zaman şimdi gel biraz ormana gidelim. Parti başlık zombi avı olmuş. Şarkı nasıl kanka? Güzel. Yapıştır gelsin dersin. Gidelim, ben her zaman yapıştırırım zaten. Domantım tabi güzel. Kanka neyse, buradan gerisi kötü gidiyor. Ben merak ettim, açsana ya. Bir de sonrası dinleyelim devam. O neydi lan? Bak bir de şurada varmış. Bir de bu var. Devamı ileride çok isterseniz yayınlanır. Bu da ikili konu kanka. Yani Ozan abi. İki sesi de ben yapıyorum, ikili konuşma. Ozan abi, bu bakar mısın? Baktım şimdi, ne oldu? Gel bakalım buraya. Abi, abi neden bağırıyorsun? Biraz sakin ol. Oğlum nasıl bir kafa lan? Sakin, gel bakalım sen. Bak. Ozan abi, kalp atar mısın? Kalp atar mısın? Şimdi kalp attım da ne oldu, şimdi mutlu oldum. Video girdik ilk yazdım, kalp at dedim de ne oldu sanki. Ben zaten gözle kalp atıyorum dostum sana. Ben şarkıma şey yapamıyorum. Dostum sana. Bana neden bağırıyorsun? Sakin olsana biraz sen. Tamam sakin zaten oğlum. Sen de biraz normal ol. Aynı zamanda rap de yapabiliyorum. Gitarla şarkı da söyleyebiliyorum. Bunları geçtim. Teker de yapıyorsun. Teker yapıyorum. Arabayla yanlıyorum. Bilgisayar tamir ediyorum, telefon tamir ediyorum, her şeyi bir çözüm buluyorum. Oğlum, OM farkı mı lan bu? Kapat. O zaman arkadaşlar, bu videoyu da beğenirseniz çok mutlu olacağım. Böyle size her şeyimi gösterdim. Yani bayağı bir şey gösterdik. Evet. Şimdi koltuğum kanka. Gerçekten koltuk sponsoru arıyoruz. Yani koltuğum yak lan. Hala. Ama ben bununla mutluyum ya. Belarısın en son. Buraya da arabam Audi olduğu için Audi'nin logosunu yapıştırdım. Normalde Logitech falan yazıyor burada. Gayet güzel oldu bence. O zaman arkadaşlar, bu videoyu beğenin. Daha fazla bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız Forza Horizon 4 videoları da gelecek. Ondan sonra araba videoları da gelecek. Orman videoları da gelecek. Motor videoları da gelecek. Videoyu sadece beğenmeniz ve yorum yapmanız ve video fikirleri yazmanız yeterli arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hala abone değilseniz de abone olabilirsiniz ve bildirimleri açın. Bildirimler gelsin. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Kapa! Aa!